Sevgili izleyicilerimiz, Schuster yapı tuzları hakkında konuşmak için bugün eczacı Gül Tuğba Aydoz Görgülü'ye konuk oluyoruz. Gül Hanım, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de Isparta'ya hoş geldiniz. Çok teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Gül Hanım, ilk olarak kısaca sizleri tanıyalım biraz. İsmim Gül Tuğba Aydoz Görgülü. 1981 Afyon doğumluyum. Evet. 2003 yılında Hacettepe Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Şu an serbest eczacılık yapıyorum Isparta'da. Evet, gayet güzel. Gül Hanım, asıl konumuza değinecek olursak yüz analizi yapıyorsunuz. Peki bu yüz analizi nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Vücudumuzda 12 tane ana mineral tuzu mevcut. Evet. Bunlar zamanla bedenimizde eksilip yüzümüzde bazı renk değişiklikleri, çizgiler olarak eksikliklerini belli etmeye başlıyorlar. Makyajsız yüze gün ışığında baktığımızda biz bunları tespit edip hangilerinin eksik olduğuna göre takviyeleyerek bedendeki enerjiyi yükseltmeye çalışıyoruz. Ve ileride olabilecek hastalıkların da haberini veren bir tekniktir bu. Onunla ilgili de fikir sahibi olup hastalığın önüne geçme şansımız da mevcut. Gayet güzel bir çalışma aslında. Peki bu mineral tuzlar nelerdir? Biraz açabilir miyiz bu konuyu? Bunlar Dr. Schuster isminde Alman bir doktor tarafından yaklaşık 130 sene önce keşfedilmiş. O dönemde cesetler yakılır, küllerinden analiz yapılırken bunlar bulunmuş. Bu 12 mineral tuz, ana yapı tuzudur ve tüm insanlarda mevcuttur. Sizde de var, bende de var. Evet. Hepimizde olan tuzlar bunlar. Ve zamanla bedende azalmaya başlarlar. Zamanla bedende azalmaları bizim yaşadığımız aslında hastalıkların bir sebebidir. Şu anki ruh halimizi de yansıtır bu çizgiler, yüzümüzde gördüğümüz renk değişiklikleri. Yani mind boyutundaki görüntünüz bir şekilde bize geçer. Onun dışında oluşan şu anki hissettiğiniz hastalıklarınızdan da haberdar oluruz. Ve onun dışında en güzel tarafı da dediğim gibi ileriki dönemde oluşabilecek hastalıklarımız hakkında fikrimiz olur. Biz bunları bedenle tamamladığımız zaman o hastalığa doğru gidişat çok daha farklı bir yöne doğru geçebilir. Peki gelecekte oluşacak hastalıkların çözümü bu mineral tuzlarla mümkün müdür? Evet, biz yüzümüze baktığımızda gördüğümüz bir renk var mesela bu kısımda bir morarma, bir kızarma gördüğümüzde bu ferum fosforikum tuzunun eksikliğinin göstergesidir. Takviyesi yapılmadığı dönemde bedende ileriki zamanlarda kalp damar hastalıklarının ortaya çıkabileceğinin habercisidir. Onun dışında silisya diye bir tuzumuz var, NO11 diye adlandırdığımız. Bu tuzun eksikliği ileriki zamanlarda bağ dokusu hastalıklarının sebebi olabilir. Yani birçok tuzun bakıldığında ileriki zamanda oluşabilecek hastalıkların habercisi olduğunu buradan görüyoruz. Peki daha çok hangi hastalıklarda kullanılıyor? Biz öncelikle hasta geldiğinde hastalığından bahsetmiyoruz. Bu bir bütüncül tedavidir. Homeopatik bir yöntemdir. Kişinin hastalığı değil, hasta bizim için önemlidir. Evet. Hastaya özel bir teknik uygulanır. Hastanın kendisinde o sırada bacaklarında ağrı varken bir yandan reflüsü de vardır, bir yandan egzaması da vardır, bir yandan alerjik riniti de vardır. Hepsi evet, birden bütüncül olarak bir anda çözüme ulaşmaya başlar bedenin eksikleri tamamlandığı takdirde. Peki bu tuzlar bedende neden eksiliyor? Yaşam koşullarımız gerçekten hepimizin oldukça ağır. Zihinsel ve fiziksel olarak hepimiz çok yoruluyoruz. Bunlardan da tabii beraberinde stres yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Stres bu tuzların bedende eksilmesinin en baş sebeplerinden bir tanesi. Yine bu tuzların eksilmesinin ana sebeplerinden bir diğeri. Doğru beslenmiyoruz ve beslendiğimiz gıdalardan istediğimiz miktarda vitamin ve mineralleri temin edemeyebiliyoruz. Onun dışında elektromanyetik alana tabi olmak da yine bu tuzların eksilme sebeplerinden bir diğeridir. Peki bu analizi yüzde nasıl inceliyorsunuz? Birkaç tane örnek vereyim eğer isterseniz. Tabii ki. Mesela gözlerinin bazı insanların bu kısımlarında, dudaklarının yan kısımlarında bir kül rengi görünümü olur, grimsi bir ton olur. Evet. Biz hemen bunun tespitini yapabiliriz gün ışığında yine gördüğümüzde bu kişiyi. NO5 ismini verdiğimiz kalyum fosforikum tuzunun eksikliğinin göstergesidir bu bize.
Bedende bunun eksikliğini tamamladığımız takdirde hastanın en baş şikayetlerinden bir tanesi olan uyku problemi ortadan kalkacaktır. Depresif bir tarzı varsa, anksiyetesi varsa bu ortadan kalkacaktır. Yine başka bir tuzdan örnek verdiğimizde bazı insanların gözlerinin şu kısımlarında kübik kırışıklıklar vardır. Yaşla hiç alakası yoktur. Küçük çocuklarda bile bunu görebilirsiniz. Bedenleri sabah kalktıklarında esnek değildir bu insanların. No1 ismini verdiğimiz kalsiyumun, floratum tuzunun eksikliğinden kaynaklıdır bu da yine. Bedene verdiğimizde beden anında aktif beden olarak çalışmaya başlar. Enerjisi yükselir. Bu tarz görüntü ortadan kalkar ve onun dışında bu kişilerin genellikle bacaklarında ağrıları vardır. Bu tarz ağrılar da direkt ortadan kalkmaya başlar. Bu tuzların en önemli özelliği kişinin hem fiziksel, fizyolojik durumundaki bu bedenindeki sıkıntılar ortadan kalkarken estetik anlamda yüzündeki değişikliği kişi kendisinde görecek. Onun ardından mind'daki yani ruhsal durumundaki ve zihinsel sıkıntılarındaki değişimleri de çok hızlı bir şekilde kendisinde fark edecek. Enerjisi gerçekten artacak, yaşam kalitesi artacaktır hastamızın. Evet, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Peki bu değişimler ne kadar sürede görülüyor? Gözlemleyeceğimiz değişim kişiden kişiye fark eder. 7 ila 10 gün içerisinde bedendeki enerji değişimini hastamız gerçekten fark ediyor. Ama cilde yansıması, yüze yansıması bizim ortalama 2 ayımızı alacaktır. Biz de hastamıza her zaman 40-45 gün sonra bir kez daha gelin, yüz bize haber verecektir diyoruz. Evet, ve gelip yeniden kontrolünü yapıyoruz. Bedende neler tamamlanmış, neler eksik kalmış bunları gözden geçiriyoruz. Yüz asla bize hatalı bir cevap vermez. Peki Gül Hanım, önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? Hedeflerim şu şekilde. Ben insanlarla ilgilenmeyi gerçekten çok seviyorum. İnsanları seven bir kişiyim. Onların bir eczacı olarak zaten en yakın danışmanıyız bizler. Geldiklerinde onların o küçücük dünyalarında bir ucundan bir nokta tutup da yardımcı olabilirsek onlara benim en keyif aldığım şey olacaktır bu. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Schussler yapı tuzlarını eczacı Gül Tuğba Aydoz Görgülü'den dinledik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın.